gündem konusunda Barış Bey, size sözü bırakıyorum. Buyurun lütfen. Yaklaşık %40 oranında bir düzenleme öngörerek hazırladığımız tablo. Buna göre tam elektronik bilet ücreti 7 lira 67 kuruş, tam abonman 602 lira, öğrenci abonman 109 lira, ilk aktarma tam elektronik bilet ücretinde 5 lira 48 kuruş, sarı taksi açılış ücreti 9 lira 80 kuruş, sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 lira, minibüs indi bindi ücreti 5 lira 25 kuruş, okul servis ücreti en kısa mesafe olan 0-1 kilometre için 554 lira, personel servis ücreti de 10-17 koltuk kapasiteli taşıtların ilk kalkış ücreti olan rakam 295 lira. Taksi dolmuşlara bir örnek koyduk. D35 Kadıköy Bostancı hattı 7 lira 25 kuruştan 10 lira olarak güncellendi. Tabloda görünmeyen diğer tarifelerde yine bu hesaplanan oranda güncellenerek fiyat tarifesine yansıyacak. Bu doğrultuda bugün alınacak kararın ulaşımda hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem esnafımızın hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından önemli olduğunu ve bir mecburiyet içerdiğinin altını özellikle çizmek istiyorum. Bu doğrultuda önerdiği geldiği şekilde oy vermenizi arz etmek istiyorum. Kabul edenler, etmeyenler, önerdiği... Sayın Başkan. Hayır, yok. Hepsine gösterilmeyen birimlerde hepsine %40 oranında zam yapılıyor. Evet. Tamam, teşekkürler. Sağ olun. Hızlı bir okuma gerçekleşti. Evet, çok güzel bir okuma oldu ve çok kısa oldu. Daha önceden mutabık kalınması sebebiyle mevcut enflasyon durumlarını da göz önüne alarak %40 bütün kademelere zam yapıldı. Bu İstanbul için iyi, Büyükşehir Belediyesi için de iyi bir karar. Tabii olması gereken %50 ve üstünde idi ama bu da bir iyi bir gelişme olarak değerlendiriyorum. Evet, çok hızlı bir UKOME oldu, gerçekleşti. Evet, biz de beklemiyorduk. Böyle 2 dakikada bir uzlaşmaya varıldı. Esnafımızın istediği bir zam değildi ama İstanbul halkını da düşünerek en azından mazot paramız çıksın diye biz de bu işe razı geldik. Sadece inşallah dünyadaki gelişmeler düzelir. Belki mazot fiyatları düşer, yedek parça düşer. En azından bu geçiş sürecinde esnafın ayakta kalabilmesi için sadece bir ne diyelim, can suyu diyelim buna. Biz her zaman söyledim, biz esnafız, partili değiliz, partici değiliz. Biz esnafımızın haklarını savunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bunu herkes böyle bilsin. Biz ne hiçbir partinin lehine, aleyhine konuşmayız. İstanbul Odalar Birliği Başkan Vekili olarak esnafımıza hayırlı olsun diyelim.